Merhaba, bugün burada Sancaktepe Bölge Hastanesi Kadın Doğum Ekibi olarak genital estetiğe ihtiyacı olan hanımlara neler yapıyoruz, o konu hakkında sizleri bilgilendirmek için buluştuk. Ben Doktor Pınar Çakmak, Doktor Sedef Kılıç ve Doktor Sevil Çankaya size genital estetik ve ihtiyacı olan hanımlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Ben ilk başta genital estetiği ne olduğunu anlatayım. Genital estetik doğuştan ya da sonradan edinilmiş genital bölgedeki şekil bozukluklarını gidermek için uyguladığımız prosedürler. En sık biz hangi işlemleri uyguluyoruz? Labioplasti ile vajinoplasti uyguluyoruz. Labioplasti nedir? Labioplasti halk arasında dudak dediğimiz genital yapıların küçültülmesi veyahut da simetrik hale getirilmesi için yaptığımız ameliyatlar. Biz labioplasti ameliyatlarında genellikle klitoral hüdoplasti de yapıyoruz. Klitoral hüdoplasti de cinsel hazzı arttırmaya yönelik bir ameliyat. Aynı zamanda biz bu ameliyatları neden yapıyoruz? Hastanın yaşam kalitesini arttırmak ve cinsel özgüvenini arttırmak için yapıyoruz. Vajinoplasti ise genellikle doğum sonrası vajinal genişlemeleri eski haline getirmek için uyguladığımız işlemler. Bunlar invaziv ve non-invaziv olarak değerlendirilebilir. İnvaziv gerekli hastalarda ameliyatlar yapıyoruz. Gerekli hastalarda da lazer ve jet plazma şeklinde hastaya müdahale ediyoruz. Unutmayalım ki kadınlar için estetik çok önemli bir durumdur. Bu kadınların bir sorun sahibi olduğu ya da bir güçsüzlük belirtisi değildir. O nedenle bu tür sıkıntıları olan bütün hastalarımızı polikliniğimize bekliyoruz. Ben de kısacası hangi hastalara genital estetik yapıyoruz, bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer çok doğum yapmışsanız veya vajinanızda fiziksel deformite, doğuştan gelen fiziksel anormallikleriniz varsa, vulvada yapısal deformiteler varsa, özellikle bunlar büyük dudaklarda sarkıklık ve büyüklük olması. Diğer bir durum, doğumlarınız çok zor geçtiyse ve buna bağlı olarak cinsel işlev bozukluğu yaşıyorsanız, bu cinsel işlev bozukluklarınızı gidermek amaçlı. Bir diğer durum da, daha çok kadınlarımız dile getirmiyorlar ama yine doğum sonrası idrar kaçırmada oldukça fazla sıklık görüyoruz. İdrar kaçırma problemlerini gidermek amaçlı bizlere başvurabilirsiniz. Hangi yöntemleri kullanıyoruz? Özellikle estetik ameliyatlarda, cerrahi olmayan estetik ameliyatlarda hangi yöntemi kullanıyoruz? Bunu da şimdi Sevil Hanım size bahsedecek. Hastanemizde yeni güncel jet plazma kullanmaya başladık. Jet plazma son zamanlarda medikal estetik alanında sıklıkla kullanılan güvenli bir yöntemdir. En basit şekliyle anlatacak olursak, hücreye pozitif elektrik vererek hücrenin kendini yenileme hızını arttırmakta, hücrenin gençleşmesine, dirileşmesine ve sıkılığının artmasına yardımcı olmaktadır. Cerrahi prosedürlere göre yan etki olasılığı, insidansı oldukça düşüktür. Çünkü hasta hastaneye yatması gerekmemektedir, cerrahi için özel bir vakit harcamaması gerekmektedir ve de yine cerrahide uygulanacak anestezi bu yöntemde uygulanmayacağı için yan etki görme ihtimali çok daha azdır. İşlem ortalama hastanın durumuna bağlı olarak yarım saat ile 40 dakika arasında değişmektedir. Temelde 4 kusur üzerinde daha çok çalışıyoruz. Bunlardan birincisi, diğer doktor arkadaşlarımın da anlattığı gibi doğumlara bağlı meydana gelmiş olan vajinal genişliğin daraltılması açısından kullanıyoruz. Hasta işlemden hemen sonra faydasını görmeye başlıyor. Ortalama 3 seans yapıyoruz, haftada 1 seans yapmak üzere. Maksimum 4 seansa kadar çıkabiliyoruz. Uygulanımı çok kolay, anesteziye gerek yok, ağrısı sancısı yoktur. Bir diğer uygulama alanı idrar kaçırma. İdrar kaçırmada da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hastalar oldukça memnunlar. Ama tabii her idrar kaçırma da uygun olmayabilir. Bununla ilgili hastayı önceden görüp mutlaka muayenesini yapıp hangi seçenek kendisi için en uygunsa onu seçmek gerekiyor. Bir diğeri, genital dış organların, vulva dediğimiz alanın yaşla beraber kırışmasına, renginin koyulaşmasına bağlı yaşlanmada da kullanabiliyoruz. Beyazlatma demeyelim de renk açma şeklinde faydası olabilir. Yine vulvanın daha diri, daha az kırışık görünmesine yardımcı olabilir. Uygulanan prosedür oldukça hasta açısından konforlu ve anestezi gerektirmediği için günübirlik yapar hastayı evine geri göndeririz. Hem sosyal yaşantısına devam edebilir hem de cinsel aktiviteyle alakalı herhangi bir kısıtlama getirmemekteyiz hastaya.
prosedür oldukça kolay olduğu için hastaların da olaya yaklaşımları daha rahat olmaktadır. Kliniğimizde aktif bir şekilde uyguladığımız jet plazma ile tanışmak üzere ihtiyacı olan hastalarımızı bekleriz. Onlar için sağlıklı günler dileriz.